Sigorta Haber'den herkese merhabalar. Yeni bir programda daha karşınızdayız. Bu programımızın konuğu Koris Sigorta Ürün Yönetimi ve Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kasım Yılmaz. Kasım Bey'le bugün Koris Sigorta'yı konuşmaya çalışacağız. Yenilikleri konuşmaya çalışacağız. Neler yapıyorlar aslında onu birazcık konuşmaya çalışacağız. Yine her programda söylediğim gibi lafı çok uzatmak istemiyorum. Üstad da keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Kasım Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz katılım sağladığınız için. Şimdi tabii her programda ben dile getiriyorum ama konuklarımızın çoğuyla bir sektörden hep diyalog halinde olduğumuz için, normalde de sektörü her zaman tartıştığımız için burada böyle keyifli bir sohbet haline gelmesi noktasında bazen Bey'i aradan kaldırıyoruz. Kasım Bey bana direkt Erhan diye de hitap edebilir. Biliyorsunuz artık izleyenler olarak. Kasım Bey şimdi öncelikle sizi bir tanıyalım. Üstadım, Kasım Yılmaz kimdir? Ondan sonra da Koris Sigorta ile ilgili şöyle söyleşimize başlayalım. Tabii ki, memnuniyetle. Koris Sigorta'da hasar ve ürün yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Sigorta sektöründe 16 yıldır yer alıyorum. Aslında ekonomi mezunuyum. Üzerine yüksek lisansımı muhasebe ve denetim üzerine yaptım. 16 yılın 10 yılı bir fiil. Sigorta şirketlerinde iç denetim hizmeti vermek ve sonrasında kendime ait 2 yıllık bir süreç zarfı içinde denetim firması kurarak sektöre hizmet verdim. Sonrasında 2018 Ekim ayı itibariyle Koris Sigorta ile yollarımız kesişti. Ve Koris Sigorta'da ürün yönetimi aynı zamanda teknikten sorumlu olarak bahsedebilirim ve hasardan sorumlu genel müdür olarak görev yapıyorum. Şimdi aslında sanırım detaylı bir denetçi noktası var. Evet. Ağırlıklı olarak. Evet. O zaman Koris Sigorta'yı şöyle konuşmaya başlayalım ya. Şimdi Koris Sigorta aslında bir kooperatif şirketi olarak başlamıştı. Doğru. Hayatına. Şimdi gelinen noktada artık kooperatif değil. %100 yerli yine bizim büyümekte olan bir sigorta şirketimiz. Doğru. Nerede şu anda Koris Sigorta? Neler yapıyor? Yapılanmasından birazcık bahsedelim mi? Çünkü Koris Sigorta'ya aslında baktığımız zaman şimdi hep biz Türkiye'de şöyle bir algımız var. Yerli ve milli şirketlerin biraz daha küçük olduğunu savunuruz. Çalışanların az olduğunu savunuruz vesaire. Halbuki öyle bir durum yok. Değil. Bildiğim kadarıyla. Şöyle biraz bahsederek başlayalım mı Koris Sigorta'dan? Öncelikle şundan bahsetmekten memnuniyet duyarım. Çünkü değerli acentelerimiz ve sigortalarımız da Koris Sigorta'nın geçmişinden bugüne kadar süreci bir anlamaları faydalı olur. 2011 yılında kooperatif olarak faaliyetine başlayan Koris Sigorta, sigortacılık ve kooperatifçilik mevzuatındaki uyumsuzluktan ötürü 2016 Haziran ayında nevi değişikliğine giderek anonim şirket olma yoluna girdi. Tabii bu süre zarfında hem Hazine Müsteşarlığı hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yetkili ilgili birimlerinin kontrolü ve denetimi sonucunda 5 Aralık 2017 itibariyle anonim şirkete dönüştü. 5 Aralık 2017 yılından itibaren biz anonim şirket olarak bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Koris Sigorta 2018 sonu itibariyle son 3 yılı teknik kar açıklayan bir şirket. Biliyorsunuz bu sektörde bilanço karı açıklanabiliyor. Ama teknik kar açıklamak zor. Koris Sigorta son 3 yılında teknik kar açıklıyor ve bu bir tesadüf değil. Neden değil? Üst yönetimimizden tüm çalışma arkadaşlarına kadar uzman kadrosuyla donanmış, teknolojiye, raporlamaya yatırım yapan bir şirket. Ve dolayısıyla biz burada misyonumuzda da yer alan, kuruluş misyonumuzda yer alan ihtiyaçları analiz ederek sektörde hangi ihtiyaçlar var? Acentelerime biz hangi konuda faydalı olabiliriz? Yenilik ne sağlayabiliriz? Birinciyle faaliyet gösteren bir yani şirket. Yani sadece trafiğe, kaskoya takılmadan tabii ki farklı ne ürünler çıkartabiliriz üzerinde yoğunlaştık. Burada herkesin yaptığını yaptıktan sonra bir anlam ifade etmiyor. Evet. Hem yerlisiniz, hem millisiniz. Yurt dışından çok büyük sermaye grupları arkanızda değil. Evet. Ama sizin burada farklılaşmanız gerekiyor. Aslında siz trafiğin kapısını açıp hiçbir daha doğrusu farklı ürün arayışına girmeden trafikten de bir büyüme sağlayabilirdiniz. Tabii tırnak ki. İçinde suni bir büyüme sağlayabilirdiniz tabii aslında. Ki, tabii ki. Ya trafik tabii ki her şirketin nakit akışını sağlamak için ihtiyaç duyduğu bir branş. Evet. Ama biz trafikten ziyade acentelerimize başka hangi ürünlerle farklılık sağlayabiliriz? Bunların düşüncesiyle hareket ettik. Ve buna yönelik birazdan de... Birazdan bu arada o ürünlere geleceğiz. Tabii ki memnuniyetle bahsetmek isterim. Hem çalışan yapımız hem şirket içerisindeki yapılanma tamamen farklılaşmaya yönelik. Aslında buradan şundan da bahsetmek isterim. Biz sigorta sektöründe ilk defa
Türkiye'deki Kalder Derneği ile IFQM adını verdiğimiz mükemmeliyetçilik yolculuğuna başladık 2019 Mart ayında. Bu neyi söylüyor? Diyor ki tüm süreçlerde mükemmel olacaksın. Tüm paydaşlarını memnun edeceksin. Ve başarıyı takdir edeceksin. Bu hem içten dışa doğru, iç çalışanlardan, acentelerimize, sigortalarımıza zarar görenlerin hizmetini doğru alabilmesi için başlattığımız bir proje. Bu süreci tabii izliyorlar değil mi? Bunu takip ediyorlar yani. Tabii ki. Bunu söylüyorlar ama siz girdiniz bu uygulamaya başlattık fakat bunu uygulamak zorundasınız diyorlar size. Tabii ki. Sürekli toplantılar halindeyiz. Evet. Sürekli Kalder tarafından takip ediliyoruz. İçeride danışmanlarımız var. Ve bizim hedefimiz ilk önce Türkiye'de ardından dünyada, Avrupa'da birincilik ödülünü alabilmek. Peki Üstad, o zaman direkt şimdi konuyu açmışken şöyle bir şu ürün tarafına bir giriş yapalım. Çünkü tabii ki. Benim özellikle tamamen şu anda ismini hatırlayamıyorum ama çok detaylı da bir ürün olduğu için bu alışverişte senetlerle alakalı bir şey vardı. Fatura poliçesi miydi bilmiyorum. Şimdi işte sizden öğreneceğim onun tam detaylarını. Şimdi bir ondan bahsetmek istiyorum ve buna benzer ürünlerden birazcık bahsedelim evet. istiyorum işte yeni ürünlerden. Çünkü aslında sigorta sektörünün tek tip yani işte trafik sigortası poliçelerine yönelen şirketlerin dışında bu şekilde farklı farklı ürünler çıkaran şirketlerin ben daha çok ön planda olmasını istiyorum. Özellikle de bu tarz ürünlerinizden şimdi başlayalım bu birinci ürünle birlikte. Memnuniyetle koru sigorta olarak sigorta sektörüne kazandırdığımız bir ürün. Tamamen ürünün tasarımı, işleyişi yaklaşık 3 yıldır faaliyette olan bir ürün. Ürünün tam adı neydi? Fatura güvence sigortası. Fatura güvence sigortası. Fatura güvence sigortası. Aslında adı üstünde senetle satış yapılan faturaların alacaklarını sigortalıyoruz. Ama burada şununla karıştırılmamasını özellikle vurgulamak isterim. Devlet destekli alacak sigortasından farklı. Farkı nedir? Devlet destekli alacak sigortası B2B dediğimiz yani firmadan firmaya yapılan, evet. tüzelden tüzele yapılan satışlardaki alacakları sigortalıyor. Ama biz firmalardan tüketiciye yani B2C dediğimiz son tüketiciye yapılan satışları sigortalıyoruz. Buradaki gayemiz nedir? Tabii bunun arkasında bir dayanağın olması lazım. Burada da bir skorlama hizmeti almanız gerekiyor. Bununla ilgili de bir skorlama hizmeti alıyoruz. Sadece Findex'teki kredi notu yetmiyor çünkü. Onun dışında başka argümanları içeren skorlamayı yeniden tasarlayacak bir skorlama şirketiyle çalışıp müşterileri skorlayıp hangi müşteriye bu teminatı verebileceğimizi belirliyoruz. Burada birçok sektör bizim hedef kitlemiz. Yani burada beyaz eşyadan tutun mobilyaya, eğitime, lastiğe, okullara, özel eğitim kurumlarına kadar hedef kitlemizde olan müşterilerimiz var. Burada neyi yapıyoruz? Devletin yayınlamış olduğu bir taksitli satış yönetmeliği var. Evet. Bu taksitli satış yönetmeliğine uygun olarak, çünkü buradaki mevzuata uymak zorundayız, müşterilerimize şunu söylüyoruz. Diyoruz ki siz satışınızı yapın ama yapmadan önce bizden o müşterileri skorlayın. Biz bu skor sonucunda eğer size bu müşterinin skoru iyi, buna senetle satış yapılabilir diyor isek, buna satış yapın bizim de hemen teminatımız başlasın. Burada da biz değerli acentelerimizden destek istiyoruz. Çünkü acentelerimiz çokça sahanın içinde. Sadece trafik ve kasko sarmalı içinde kalmalarını da istemiyoruz. Diyoruz ki biz size yeni bir alan açıyoruz. Aslında bu tarz ürünleri de en iyi zaten acenteli anlatıyor değil mi? Yani tabii ne kadar ki, reklamını yaparsanız ki, yapın. Tabii ki. Adam trafik sigortasını almaya geldi. O poliçesini kesecek. O poliçenin yanında bu tarz ya da ve benzeri ürünleri acente iyi bir şekilde bahsettiğinde aslında insanlar sıcak bakıyorlar ya da o süreçte senetli bir alışveriş olmasa bile senetli alışveriş yapacağı zaman işte bu ürüne sıcak bakıp gelip bunu satın alabilir. Bu iş tamamıyla acentede kopuyor aslında dediğiniz gibi. Kesinlikle. Çünkü acente hayatın içinde. Evet. Çünkü biz de plazadayız. Biz plazalardan rakamlarla işleri yönetiyoruz ama acente sahada. Evet. Biz acenteden diyoruz ki sen müşterine gittiğinde oto dışını konuşuyorsun. Hı. Kaskosunu konuşuyorsun, trafiğini konuşuyorsun ve bunu artık herkes söylüyor. Farklı bir şeyler söylemek Peki lazım. Peki burada acentelerden tepkiler nasıl oldu mesela bu ürünlere? Şimdi bazı acente toplantılarınıza ben de katıldım. Evet. Biraz daha butik toplantılar yapıyorsunuz. Bence de çok avantajlı çünkü evet. Bu tarz butik toplantılarda yani kişi sayısı az toplantılarda üst yönetim ve orta yönetim acentelerle biraz daha hızlı dokunabiliyor. Daha doğrusu dertlerini biraz daha
iyi dinleyebiliyor, zaman ayırabiliyor. Evet. Burada acentelerin tepkileri ne oldu toplantılarda? Bizim 12 ilde bölge müdürlüğümüz var. Hı. 2019 Haziran sonuna kadar biz 12 bölgede 12 tane toplantı yaptık. Evet. Ve bu toplantılarda biz tüm bölgeleri bir araya toplayıp kendimizi anlatalım ve toplantıyı yemekle bitirelim istemiyoruz. Biz her bölgede, her acenteye ufak toplantılar halinde, hatta bazı bölgelerde sabah bir toplantı, akşam bir toplantı, ertesi gün bir sabah daha toplantı yaparak acentelerle birebir temasta olmak istiyoruz. Neden? Çünkü onu dinlemek istiyoruz. Çünkü acentelerden gelen geri bildirim bizi geliştiriyor. Biz geliştikçe acente de gelişiyor. O hizmeti daha doğru alabiliyor. Şimdi fatura güvence sigortasına gelirsek, bizim toplantılarımızda en çok dikkat çeken sunumumuz. Çünkü herkes benzer şeylerden bahsediyor. Ama biz acentelere farklı bir üründen bahsediyoruz. Farklı bir hizmetten bahsediyoruz. Farklı bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla bu dikkatlerini çekiyor. Ve bir diğer önemli dikkatini çeken konu da şu. Biz acentelerimize şunu söylüyoruz. Siz müşteriyi bulun, bizimle buluşturun, sözleşmeyi yapalım. Sonrasında poliçeyi sistem kendi kesiyor. Acente içinde herhangi bir operasyon söz konusu değil. Sen üretimini yaptıkça, müşteri üretimini yaptıkça biz hemen senin üzerinden, partajından üretimi geçirelim ve komisyon tahakkukunu gerçekleştirelim. Operasyon olarak da kendini sen yorma hiçbir şey. Kesinlikle. Hiçbir operasyon ihtiyacı yok. Evet, o zaman şey diyebilir miyiz? Koli sigorta bu süreçte artık yani bundan sonra yeni ürünler çıkararak yoluna devam edecek. Sadece bir poliçeye değil, sadece bir ürüne bağlı kalarak değil, farklı farklı fayda sağlayacak. Aslında müşteri ihtiyaçlarını gözeterek kesinlikle çıkacak, ürünler çıkartacak. Artık bunu söyleyebiliriz herhalde. Kesinlikle söyleyebiliriz. Hatta bazılarının da örnek verebiliriz. Evet. Türkiye Binicilik Federasyonu'nun aynı zamanda sponsoruyuz. Türkiye Binicilik Federasyonu sponsor olduktan sonra kendileriyle olan işbirliğimiz sonrasında bir baktık ki bazı ihtiyaçlar var. Ve bu ihtiyacın spor atı hayat sigortası olduğunu gördük. Çünkü Binicilik Federasyonu'nda aynı insanlar gibi atların da bir karnesi var. Evet. Ve atlar her yarıştan önce, yarıştan sonra, sonrasında sürekli sağlıkları takip ediliyor. Ben onu bilmiyordum açıkçası. Evet, yani ve bu bizim için doğru bir alan. Sigorta yapılabilecek doğru bir alan. Kısmetse Eylül ayında da bir koruk kapımız olacak. Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde yapılacak. Eylül ayı içinde olacağı kesinleşti ama onunla ilgili lansmanı çıkaracak. Evet, lansmanı çıkacak. Bunun dışında Türkiye'de tıbbi deneklerin sorumluluk sigortası adını verdiğimiz bir ürünümüz var. Bu da bir ihtiyaçtan doğdu. Bu da yine bir değerli acentemizin bize getirdiği bir ürün. Kendisiyle konuştuk. Arkasının önünü baktık. Restorörlerle görüşmeleri yaptık. Ve neticesinde baktık ki Türkiye'de ilaç sanayi, kozmetik sanayinde yine çıkacak ürünlerle ilgili veya tıbbi aletlerle ilgili böyle bir ürün yok. Şu an bu dünyada var. Dünyada var. Türkiye'de bizimle birlikte yapan anladığım kadarıyla veya hatırladığım kadarıyla bir şirket daha var. Ama çok üzere düşülen sanırım. Düşülen değil. Hiç duymamışız bugüne kesinlikle, kadar. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz bunu her toplantıda bahsediyoruz. Burada ne yapıyoruz? Gönüllü denekler üzerinde yapılan deneyler sonrası ulaşabilecek semptomlara karşı sorumluluk sigortası yapıyoruz. Bu da 3 yıldır hayata geçirdiğimiz yine değerli bir acentemizin getirdiği ve bu alanda uzmanlaşmış bir acentemiz. Aslında bu uzmanlaşmanın da altını vurgulamak lazım. Acentelerden artık uzmanlaşma istiyoruz. Diyoruz ki uzmanlaşın, birleşin, gücünüzü birleştirin ve belli alanlarda pozitif ayrımcılık yaşayın. Ve bizler de size o projelere destek verelim. Aslında acentenin hayatını, bu sıkıntılı dönemde acentenin hayatını kurtaracak bir şeyden bahsediyorsunuz. Tabii ki. Yani uzmanlaşırsanız sadece trafiğe ya da kaskoya bağlılığı kalmazsınız. Tabii bu sefer oradaki komisyonlar düşse de çıksa da çok umurunuzda olmaz. Çünkü bu tarafta bizim ürettiğimiz ürünlerdeki komisyonlar zaten yüksek. Evet. Ve uzmanlaşmanızı istediğimiz dallar olduğu için de mesleğinize tehlike uyandıracak bir şey noktasına gelmiş değil. Değil. Bu ürünler. Hatta bunlar çapraz satışlar sağlayan ürünler. Evet. Yani o müşterinin siz bu ihtiyacını giderdikten sonra diğer yan ürünlerini zaten alıyorsunuz. Evet. Zaten alıyorsunuz. Peki buraya eklemek istediğiniz bir şey var mı Üstad? Bir de şey eklemek isterim. Bir ürün daha. Bu arada rally konusunda da bir sponsorluğunuz var. O konulara ayrı ayrı gireceğiz ama siz artık girdiğiniz oralara devam edebiliriz şu anda. Çünkü hasar hazırlayacağım oradan. Ekleyelim. Fatura güvence sigortasını sadece bu branşta üretim yapan bir acentemiz var. Bir bayan acentemiz. Ve kendisi aynı zamanda Türkiye'de rally sporunda yer alan tek acente sektöründe faaliyet gösteren bir bayan arkadaş.
Ve bizim de benim yaptığımız resimdeki arkadaş Acente. Evet, Acente. Kendisi aynı zamanda bu arada Acente. Bir ikisi ortaya çıktı. Haberin detayını tamamen okumamışım demek ki yayınlandıktan sonra. Evet. Arkadaşlara kızmam gerekiyor o zaman bu noktada. Tamam. Orada hani size de bir şey düşüyor. Yük düşüyor ister istemez. Burada biz kendisini sponsor olduk. Evet. Hem arabasında bir logomuz yer alıyor. Hem de kendisinin yarışlar içindeki maliyetlerine bir nebze olsun destek olmak amacıyla sponsor olduk. Ve nitekim en sonki yarışında da zaten birinci oldu. Hı. Bayanlar klasmanında. Biz aynı zamanda kasko branşında sektörde konuşuyoruz. Ne yapabiliriz? Nasıl bir fark yaratabiliriz? Çünkü bizim şirketimizin gayesi fark yaratmak. Evet. Ve misyonumuz ve vizyonumuz, değerlerimiz içinde de fark yaratmak var. Ve bu farkı nasıl yaratmalıyız diye düşünürken yine bir acente toplantısında gündeme gelen bir konu. Hı hı. Ya kaza dışında aracın karayolunda veya park halindeyken mekanik hasarlarında oluşabilecek bir hasarı karşılayamaz mıyız? Bununla ilgili oturduk, düşündük, ne yapabiliriz diye ve günün sonunda arıza bakım teminatının adını verdiğimiz bir ürün çıkardık. 5000 liraya kadar teminat veriyoruz. Şimdi bir dakika, benim aracım kaza yapmadı fakat şasisinde bir sorun oldu. Biz bir sorun çıktı. Evet. Bunu karşılayan bir poliçe mi? Kaskoda otomatik yer alan bir teminatımız var. Burada en önemli nokta şu, aracın önce bizim anlaşmalı olduğumuz ekspertiz firmasına gitmesini istiyoruz. Şu an ikinci el araçların satışında ekspertiz zorunlu oldu. Ekspertiz yapılması lazım. Oraya gitmesini sağlık istiyoruz. Sigortası gibi aslında. Aynen önce öyle. Sizin sağlığınızı bakacağız, check-up istiyorum. Bir check-up yani. İstiyorum. Aynen öyle. Ve burada diyorum ki eğer burada herhangi bir sorun yoksa teminatım otomatik başlar. Çok iyi ürün. Eğer herhangi bir sorun var ise de diyoruz ki bakın bizim anlaşmalı olan yerlerimize gidin, arızaya giderin. 200 liraya kadar onu da ücretsiz veriyorum. Eğer 200 liraya kadar bir arıza varsa onu da ücretsiz veriyorum. Check-up hizmetini de ücretsiz veriyorum. Ve günün sonunda o arıza da giderilirse yine teminat otomatik olarak başlıyor. Hı. Ve poliçe vadesi içinde oluşabilecek herhangi bir arıza da biz mekanik hasarları da teminat altına almış oluyoruz. Aslında kaskonun içerisinde siz şöyle bir şey sunmuş oluyorsunuz. Artık sonuçta ben de bir araç kullanıcısıyım. Mekanik tarafı her zaman baş artıcı bir olmuştur. Çünkü genelde hasar karşıladığı için sigorta şirketleri. Araba durduğu yerde belki bir şey olacak. Ya atıyorum sadece örnek veriyorum. Oksitlenme yaptı, bir şey çıktı farklı bir yerinde. Siz iki taraftan da artık tamamıyla kullanıcının kafasını rahat olacak noktaya getiriyorsunuz aslında. Bir ihtiyacı gideriyoruz aslında. Tabii, ama işte bu ürünlerde bakın ben şimdi biz de bu işin içerisinde haberci olarak bulunsak da sonuçta biz bu işin içerisinde yüzeysel sistemde yürüyen tarafız. Bunu bu detayları kullanıcıya anlatacak sizin dediğiniz gibi acenteler. Evet. Bu detayları birebir vermeleri lazım. Burada şimdi bitireceğim. O alanla ilgili çok konuşacağım bir şey var. Farkındayım aslında ama şimdi hasar tarafında da birazcık konuşmak tabii istiyorum. Ki. Aslında sizin uzmanlık alanlarınızdan bir tanesi de hasar evet. Bu konuda. Şimdi bu hasara da geçmeden şunu sorayım kısaca. Şeyi nasıl başarıyorsunuz üstad şu anda? Şimdi şirketler yapılanma süreçlerinde, uzun bir süreçtir bu her zaman. Yapılanma süreçlerinde, gerçi artık kuru sigortanın oturdu ama her zaman isteği çok para kazanmaktır. Şimdi biraz gazetecilik hadi burada yapalım. Hani normal şey sohbetin dışında. Çok para kazanmak ister. Özellikle sigorta şirketleri daha fazla para kazanmak ister. Kağıdı satayım, para gelsin, faize koyayım, kağıdı satayım. Şimdi bunu detaylı anlatmama gerek yok herhalde. Kuru sigorta buradaki şu planlı sistemini neye borçlu? Hasara tamamen geçmeden kısaca bunun da cevabını almak istiyorum. Çünkü başta söylediğim gibi siz trafiğin kapısını açıp bir anda bilmiyorum şu anda kaç acenteniz var ama şu an Türkiye genelinde 1000 tane, 1000'e yakın, var. 1000'e yakın acentemiz var. Bunu siz bir anda 3000'e de çıkartabilirdiniz. Çıkarabilirdiniz. Sıraya girerlerdi kapıda. Çıkarabilirdiniz. İşte trafik sigortasının kapısını çağırdınız. Özellikle yerli şirket olmanız zaten ayrı bir avantaj o noktada. Bu sınırlamayı nasıl yapıyorsunuz yönetim olarak? Biz ciddi anlamda bir bütçe disipliniyle gidiyoruz. Her yıl Ocak ayında, Aralık ayında ne kar edeceğimizi hesaplıyoruz. Ve inanın Aralık ayı geldiğinde Ocak ayında konuştuğumuz 5 aşağı 5 yukarı netleştiriyoruz. Evet. Çünkü sigorta sektörü mevzuatsal itibariyle kolay bir sektör değil. Poliçe kesmek kolay. İşte trafiği biliyorsunuz 10 yıl geriden gelen kuyruğu var. Evet. Maalesef mevzuatta hala sıkıntılar var. Ve sigorta şirketlerinin nezdinde ciddi karşılık ayrılması gerekiyor. Hızlı büyümeniz demek bazı semptomlar doğurabilir, sermaye ihtiyacı doğurabilir. Karşılıklarda ciddi karşılık ayrılması gerekebilir. Sizi sıkıntıya sokan biz doğru büyümek istiyoruz. Doğru karla büyümek istiyoruz.
Aslında az önce bahsettiğinizi ben şöyle yorumlayayım. Biz zarar etmek istemiyoruz. Biz zarar etmeden sermayemize de karımızı ekleyecek şekilde daha güçlenerek emin adımlarla bu sektörde yer almak istiyoruz. Yani zarar ederek aynı zamanda da markamızı bir sıkıntı yaratmamak adına, çünkü zarar etmeye başladıktan sonra müşterileriniz de mutsuz olmaya başlayacak. Tabii ki. Bu sefer grafik tamamıyla aşağı doğru gidecek. Siz bunun yerine yavaş yavaş, ağır ağır güçlenmelerindesiniz. Aslında programın başında bahsettiğim, son 3 yıldır biz teknik kar açıklıyoruz. Evet. Gerçekten bu sektörü teknik kar açıklamak çok zor. Çünkü çok fazla bileşeni var. Bunu sormamın sebebi şuydu. Genel olarak aslında son bir iki şirketin haricinde sizle birlikte tabii ki. Son 5 yılda şirketler tamamıyla tarafında çalışan şirketler var çünkü. Hani ne satarsam satayım. Hiç fark etmez. Evet. Yani üretim yapayım ama ne satarsam satayım. Şu anda kuru sigorta bunun tersinde işlediği için bunu sordum özellikle. Burayı kapatıyoruz. Şimdi gelelim hasara. Şimdi hasarda daha önce sizin de bahsettiğiniz, belki de buradan ekranlardan hem servis tarafında, otoservis tarafına bir haber vermiş olacağız. Hem acentelere, hem yedek parça camiasına, hem de sigorta camiasına. OSEM'le bir işbirliğiniz var. Yaptığınız aslında ilklerden bir tanesi de bu. Şimdi ürünlerde bir belli ilkleri yapıyorsunuz. Bir de şimdi çok ses getiren kurulduğunda, fakat tırnak içinde söylüyorum, nedense bürokrasi de var tabii ki bu işin içerisinde, eminim ama. Hayata geçmesi noktasında sıkıntılı süreçler geçirdikten sonra şimdi tam oturan OSEM'le bir işbirliği içerisindesiniz. Bununla başlayalım. Tabii. Onun dışında da hasarda, özellikle sizin biliyorum çünkü çok yenilikçi olduğunuzu, kişisel olarak da biliyorum bunu. Hasar'da neler yapıyoruz, onlardan başlayalım. Çok konuştum, farkındayım. Buyurun. Estağfurullah. OSEM bizim sektörümüzün gerçekten göz bebeği. Evet. Biz OSEM'i destekliyoruz. Çünkü şirketler olarak tek tek bir şeyleri yapmanız çok zor. Ama OSEM bir birlik, sigorta birliği altında kurulmuş. Eğitim ve sertifikasyon merkezi olarak kurulmuş ama hedeflerini daha geniş belirlemiş ve sektöre gerçek anlamda fayda sağlamaya çalışan bir kuruluş. Aslında bu iş sonuçlandığı için burada bunu konuşuyoruz. Biz sonuçlanmadan bunun deklarasyonu yapmak istemiyorduk ama siz de biliyorsunuz. Bizim için çok iyi başlık oldu. İlk defa sizinle bunu açıklamış olacağız sektöre de. OSEM biliyorsunuz TÜRKAK'tan sertifika verme yetkisi aldı. Sektörümüzde var olan yurt dışından ithal parça sorununa ilişkin OSEM kollarını sıvadı ve dedi ki bu işi biz sigorta sektörü olarak üstümüze alalım ve biz bunu başlayalım. Biz de OSEM'le oturduk, dedik ki biz bu süreçte varız. Ne yapabiliriz? Karşılıklı konuşalım. İlk başta konuştuğumuzla sonraki aşamalarda o kadar çok şeyler değişti ki. Peki burada bir ayrıntı sorayım size. Bunu siz mi OSEM'le bu şeyi istediniz? OSEM mi sizi? Daha önce zaten kontak kurduğunu biliyorum. OSEM zaten tüm şirketlerle irtibat halinde. Konuştu. Ama bu bir durgun bir süreç vardı. Bu süreçte biz özellikle OSEM'le dedik ki işte aslında biz sizle bunu başlamak istiyoruz. Burada biraz daha sigorta şirketlerinin, burada tabii ki hani kimsenin nezdinde bir şey söylemek istemiyorum ama kendi görüşümü beyan edeceğim. Sigorta şirketlerinin kendileri lehinde ve vatandaşın lehinde aynı zamanda fayda sağlayacak ve sigorta şirketlerinin kendi birliğinin kurduğu böyle bir şirkete aslında sahip çıkması, yani en başından sahip çıkması ve proje üretmesi gerekiyordu. Kesinlikle. Burada ayrıca ben teşekkür ederim size. Yani böyle bir şeyde elinizi taşın altına sokuyorsunuz aslında. Çok teşekkürler bu konuda. Devam edebilirsiniz. Ya aslında ben eminim bizden sonra diğer şirketler de bunun devamını getirecek. Çünkü bunun başarıldığını gördükten sonra faydasını da anlayacaklar ve devamını getirecekler. Aslında OSEM sadece bizim sektöre hizmet etmiyor. Türkiye'nin cari açığına da hizmet ediyor. Evet. Nasıl hizmet ediyor? Türkiye'de üretilecek parçalara belgelendirme hizmeti veriyor. Çünkü biliyorsunuz bizim mevzuatımız diyor ki belgelendirilmiş parça kullanmak zorundasın. Biz de OSEM'le başladık ve Türkiye'de üretim yapan bir firmaya dedik ki biz OSEM'in üniversitelerle yapacağı işbirliği neticesinde parçayı akredite etmesini istiyoruz. OSEM tarafından etiketlenmiş parçayı biz kullanmaya hazırız mevzuat çerçevesinde. Fiiliyatta bu işlemi gerçekleştirdiniz mi şu an? Geçen hafta itibariyle sevkiyatımız başladı. Süper. İlk parçamız da geçen hafta Salı günü servisimize intikal etti. Peki bir aksaklık, herhangi bir sıkıntı? Bir tane bir aksaklık söz konusu değil. Mükemmel. Ben burada hem Koru Sigorta'daki çalışma arkadaşlarıma hem de OSEM'de ve OSEM'in de
dışarıdan çalıştığı paydaşlara gerçekten teşekkür ediyorum. Evet. Çünkü burada, onların burada bir emeği söz konusu. Tabii başta OSEM Genel Müdürü Bener Yıkılmaz'a da ayrı bir teşekkürde bulunuyorum. Evet. Çünkü yıllardır bu konuda çok uğraş gösteriyor. Tabii ki aynı zamanda OSEM'in Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Ancıoğlu. Evet. Çok değerli hizmetler veriyorlar. Ayrı bir noktada çok destekliyor OSEM'i. Evet. Ve altta çalışanları Ekrem Bey vesaire artık saymıyorum. Çünkü herkes tanıyor, herkes biliyor onları da. Çok teşekkür ederiz. Şimdi peki hasarda üstad, daha yenilikleriniz ne olacak şimdi? Orada şunu da ekleyebilirim aslında. OSEM'de sadece bunu başlamadık. Yedek parçanın etiketli olarak gitmesinden ziyade. Yani birkaç koldan. Bir daha çok fazla projemiz var OSEM'de. Evet. Çünkü OSEM gerçekten konuştuğunuzda proje üretebileceğiniz bir kuruluş. Biz OSEM'le yedek parçayı konuşurken dedik ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın biz sigorta şirketlerine verdiği yükümlülük var. İade parça toplama. Evet. Ve biz iade parça toplamayla ilgili de etiket zorunluluğu getiriyoruz. Ve etiketi de yine OSEM'le yapacağımız işbirliği neticesinde eksperlerimize etiketlerle çok büyük bir açık o parçaları etikette takip etme sistemini de bitirmek üzereyiz. Orada mobil aplikasyon dahi tüm aplikasyonların testleri bitmek üzere. Kısmetse sanırım bu ay olmadı, Ağustos ayı olmadı, Eylül ayı içinde biz burada faaliyete geçireceğiz. Yani şimdi üstad siz öyle bir sistem kuruyorsunuz ki şu anda şimdi bazı adamların önünü kapatıyorsunuz açıkçası. Şimdi o mesela toplama olayı çok değişik bir olay. Yani toplandı deyip alınmayan parçalar... işte alınıp da alınmadığı başka yerde kullanılan parçalar yani işte bu sonuçta geri dönmesi lazım, bir daha kullanılmaması gerekiyor ama servis o parçayı toplayıcıyı da tırnak içinde söylüyorum anlaşmış bir şekilde ya da belki o şoförle anlaşmış bir şekilde alıyor onu, ufaktan kendisi bir tamir ettiriyor ufak bir yerde ve öteki aracı takıyor. Siz böylelikle yine tırnak içinde söylüyorum büyük bir tekere çomak sokmuş oluyorsunuz aslında. Ya aslında tabii hepsini bu şekilde ifade edemeyiz ama işlemin dediği çok doğru. Ama sonuçta var, biliyoruz bizim de buradaki çıkış gayelerimizden biri bu. Yani bir yükümlülüğümüz var sigorta şirketli olarak. Bir diğeri dediğiniz gibi bu süreci biz zaptop altına almak istiyoruz. Bir de ben orada bir şey soracağım size son. Orayı kapatıp hasardaki yenilikleri tekrar konuşuruz. Bahsettiğiniz daha önce bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi orada bandroller kutuların üzerine sanırım yapıştırılıyormuş. Sizin tavsiyeniz de daha da bilmiyorum. Karşılıklı fikir alışverişindendir bu. OSEM'le birlikte parçaları yapıştırma olayı başlamış. Buradaki ayrıntı nedir? Ondan da kısa bahsedelim mi? Önemini en azından vurgulamak şöyle, için. Şöyle sektörde yaşıyoruz. Yani genele itham etmemiz söz konusu değil ama orijinal parça gönderiyoruz. Ama o sonrasında o araçta orijinal parçanın kullanılmadığını görebiliyoruz. Veya parçanın kullanılmadığını görebiliyoruz. Veya yanlış parça gittiğini görebiliyoruz. Kutuya yapıştırılacak parça tabi ister istemez kutunun içine de farklı parçalar eklenebilir, konulabilir. Biz şunu istedik. Dedik ki biz parçayı istiyoruz. Ve eksperin de bunu o parçanın üzerinde okutmasını istiyoruz. Sonrasında bunu biz kendi sistemimizde takip etmek istiyoruz. Ola ki bir müşteri şikayeti olduğunda da bunu kanıtlayabilmek istiyoruz. Evet. Ve müşteri için de aracın üzerinde ne tür parçaların olduğunu kendisinin de takip edebileceği bir sistem bu. Siz aslında şunu söylüyorsunuz, ben yedek parça konusunda bundan sonra file vermek istemiyorum arkadaşım. Kesinlikle. Yani çünkü benim en büyük giderim yedek parça, hatta ben bu yedek parçadaki açığı kapatırsam acentemin en çok şikayetçi olduğu komisyonlara bir de işte x olarak %5 yükseltebilirim belki. Ama şu anda benim en büyük açığım o, ben bundan sonra da bu açığı kimseye yedirtmeyeceğim. Şimdi bakın, biz hasarı doğru yönettiğimiz sürece, doğru hasar, doğru maliyetle yönettiğimiz sürece sadece acentemize ek komisyon değil, sigortalarımıza da daha uygun fiyatla poliçeyi satmış oluruz. Aynen öyle. Biz zaten bu arada şu güzel bilgiyi de vereyim. Hı. Son bir aydır acentelerimize trafik ve kasko branşında özellikle peşin satış yapmaları halinde ek komisyon veriyoruz. Süper. Ek komisyon sağlıyoruz. Hiçbir hedefi olmadan bir tane de satsa, 100 tane de satsa ek komisyonu kendilerine sunuyoruz. O zaman son dakikalarımız. Burada şunu sormak istiyorum. Şimdi hasar tarafında bu OSEM'le işbirliği ayrı bir yenilik. Koru sigortanın hasar tarafında daha nasıl yenilikler göreceğiz? Yani ben işte bir kullanıcı olarak soruyorum, yani bir müşteri olarak soruyorum daha doğrusu. Bana ne sunacak bundan sonra koru sigorta ya da şu anda ne sunuyor? Hasar tarafında. Çünkü en önemlisi biliyorsunuz, lafınızı kesiyorum kusura bakmayın ama böyle her şeyi peş peşe sormak istiyorum özellikle. Şimdi
Poliçeyi almak çok önemli değil, alıyorsunuz. Her yerden alabilirsiniz. Fakat bunun satış sonrası hizmeti, özellikle sigorta gibi bir alanda, özellikle de bizim milletimizde, ben de çok araba seven birisi olduğum için. Doğru. Bana nasıl yenilikler sunacak? Şimdi biz özellikle müşteri şikayetlerine önem veriyoruz. Şu an almış olduğumuz şikayetlerdeki memnuniyet oranımız %70. Bakın çok ciddi bir oran, %70. Evet. Kendilerine şikayet sonrası çözüm üretiyoruz çünkü. Ama biz çözümü şöyle üretmiyoruz. Bu sorunu çözelim diye üretmiyoruz. Bu sorunu kök nedenini bulmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki böyle bir sorunu yaratan kök neden var. Hı-hı. Ve biz bu sorunu eğer kök nedenini çözersek benzer sorunlarla karşılaşmayız. Ve benzer sorunlarla karşımıza gelmez. Bizim her çalışanımızın hedefi aynı sorunun bir daha karşılaşmaması yönünde. Biz hasarda oto, oto dışı, oto içinde kasko, trafik, ağır hasar, bunların hepsini ayrı ayrı yönetiyoruz. Ayrı ayrı ekipler var. En önem verdiğim konu Erhan Bey, daha işin başı, tutanağın tutulduğu aşama. Tutanakta kusurun belirlenme aşamasında özellikle çok katıyız. Şu anlamda katıyız. Sigortalılarımızın hakkını savunabilmek adına, kusuru doğru belirleyebilmek adına inanın Yandex, Google Maps gibi haritaları kullanıyoruz. Her tutanakta bunlara bakıyoruz. Çünkü biliyorsunuz sigortalarımız o an cadde mi, sokak mı, geri buraya o panikte gidiş mi, geliş mi yazamayabiliyor. Evet. Ama siz orada baştan bunu yanlış yaptığınız zaman ve bunu doğru yönetemediğiniz zaman ödemeyeceğiniz bir hasar ödeyebilirsiniz. Veya sigortanın tramerde gereksiz bir hasarının yer almasına sebep olabilirsiniz. Burada sektörün eşleşme oranı %52, bizde %57. Çok iyi rakam. %57. Zaman zaman şununla karşılaşabiliyoruz tabii. Burada süreler var tutanakta. 3 gün içinde bitirmeniz gerekiyor. Ola ki tramer komisyonuna gittiğinde de komisyon kararından sonra iş kesinleşiyor. Ve sigortalılarımızı şuraya yönlendiriyoruz. Lütfen tahkime gidin. Lütfen mahkemeye gidin. Burada haklısınız. Çünkü şu aşamada ben kusuru kendi üzerime almış durumdayım. Siz sigorta şirketi olarak bunu söylüyorsunuz değil mi? Kesinlikle söylüyoruz. Diyoruz ki lütfen gidin kusur değişikliği için yapın. Zaman zaman şunu yaptırmışlığım da var. Siz gidin mahkeme masraflarınızı biz ödeyelim. Evet. Gerçi tahkim ayrı bir tartışma konusu ama hani ona ben şu an girmek istemiyorum. Evet. Çünkü bilmiyorum söylemek istedikleriniz varsa belki konuşabiliriz ama tahkimi belki... Tahkim bizim sektörün tartışılması gereken bir konu bence. Bunu tüm paydaşlara tartışmamız lazım. Evet. Çünkü gerçekten doğru bir amaç için kurulmuş bir kurum. Evet. Biliyorsunuz mahkemelerde davalar 2 yıl, 3 yıl sürebiliyor ve siz bu süre zarfında karşılık ayırmak zorunda kalıyorsunuz. Tahkimde bu olay 4 ay içinde bitiyor. Hadi itirazla birlikte 6 ay olsun. Ama işte, burada karşılaştığımız şöyle bir sıkıntı var. Evet. Tahkimde henüz bir içtihat oluşmuş değil. Zaman zaman şununla karşılaşıyoruz. Aynı benzer olaylarla ilgili, birebir benzeyen olaylarla ilgili bir hakemin farklı, diğer hakemin farklı karar verdiğini görüyoruz. Bu bize zarar veriyor. Ki bir de burada 5.000 liraya kadar kesin karar, 40.000 liraya kadar itiraz ama istinaf kapalı. Dolayısıyla istinafa da gidemiyorsunuz. Evet. Ve bunu kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Bizim hızlı bir şekilde tahkim sürecinde içtihat o zaman sürecini hayatımız lazım. Ben de şöyle bir şey ekleyeyim. O zaman oradaki hakemlerin de artık şöyle değil. Hani işte belli bir süre sigorta şirketinde çalıştığınız, sonra bir sınava tabi olduğunuz, seçildiğiniz vesaire noktasında değil de özel olarak oraya bir özel bir eğitimle, bu konunun uzmanlığı konusunda eğitimle ve işi gerçekten hakemlik olacak, nasıl bir hakimin bir görevi vardır, evet, hakemlik olacak insanların atanması gerekmez mi? Çünkü çok büyük rakamlardan bahsediyoruz ve hani bu tabii bu bölümü çok uzatmak istemiyorum böyle ama şimdi 60-65 yaşına gelmiş bazı sigorta şirketlerinden emekli olmuş hakemler tanıyorum ben. Birebir tanıyorum. Hı-hı. Ve adam artık hani onu da elemiş, eleğini asmış, çok bir beklentisi de yok hayattan. Hı-hı. Sadece oradaki parayı işte alabilmek için dosya parasını orada karar veren ve çoğunun da çok düşündüğünü zannetmediğim, açıkça söyleyeyim bunu, kararlar veren hakemler var. Bunları aşağılayarak söylemiyorum. Lütfen hani yanlış anlaşılmasın. Fakat bu noktada bu iş artık gerçekten meslek halinde yapacak insanlara ihtiyacımız yok mu? O zaman dediğiniz gibi belki de şu oluşacaktır. İşte içtihatlar oluşacaktır ve kararlar ona göre verilecek. Evet. Yani çünkü şu anda sanki hani yine tırnak içinde söyleyeceğim. Çok yanlış anlaşılmasını istemiyorum çünkü Ali Baba'nın çiftliği gibi bir nokta var. Karar verilim noktalarında.
Belki tartışılması lazım. Belki de büyük bir çalıştayla bunun tartışılması lazım. Evet. Çünkü bu işin muhatapları, sigorta şirketleri, aynı zamanda zarar tüketici gören dernekleri bir araya gelerek, bu konuda uzman tüketici dernekleri ve devlet tarafında, kamuda yapılar bir araya gelerek bir çalıştayda bu işin nasıl iyileştirileceği konuşulması lazım bir şekilde. Evet. Çünkü gerçekten orada araç değer kaybı da işin içerisine giriyor bir tarafta. Sadece hani uyuşmazlıkların dışında araç değer kaybı olayları var vesairesi var. Çok büyük zararlar veriyor şirketlere. Ya aslında bahsettiğim gibi tahkim süreci tamamen iyi niyetle kurulmuş ve sektör tabii faydası olması için kurulmuş bir kurum. Ve ben tahkimin varoluş gayesine de hem inanan hem destekleyen biriyim. Ama bunu iyileştirilmesi lazım. Bunun daha iyiye evet götürülmesi lazım. Ve bununla ilgili çalışmalar var, biliyoruz. Daha iyiye gitmesi o için. Süper. Ama biz özellikle en ilk isteğimiz içtihatın oluşması. Evet. Çünkü burada mahkemede, Yargıtay'da lehimize sonuçlanmış ama tahkimde aleyhimize sonuçlanmış kararlarla karşılaşıyoruz. Yani şunu diyoruz. Erhan'ı ben bir kere götürdüm masanın önüne. Buna Erhan dediler, doğru. Yarın tekrar götürdüm. Öteki evet Mustafa dedi. Evet. Yarın götürdüm. Bunu evet çözmemiz lazım evet yani. Erhan'sa evet Erhan'dır o olaya. Evet. Bunu koymamız lazım. Tabii burada şu da var. Bizim trafik sigortasına yönelik mevzuatta gerçekten iyileşmeye ihtiyaç var. Evet. Belki bu işte sigorta denetleme ve düzenleme kurumunun kurulması buna bir fayda sağlayacak. Tamam, o zaman üstad son onunla bitirelim biz. Tabii şimdi ki ben onu sormayacaktım normalde. Tabii o zaman ki onunla bitirelim. SDDK ile ilgili yani. Evet. Görüşleri alayım ben. Faydası olur mu olmaz mı sektöre? Ne getirir, ne götürür, ne yapılması lazım? Ondan sonra yavaş yavaş sonlandırırız. Ben sigorta denetleme ve düzenleme kurulunun gerçekten sektöre ciddi faydasının olacağına inanan ve geçmişte de denetçilik mesleğinde bulunmuş bir kişi olarak söylüyorum. Çünkü burada aynı zamanda mali ve idari özellik de yer alması gerekiyor. 2001 krizinden sonra bankacılığın geldiği yeri görüyoruz. Kaç kriz atlattık ve bunların birçoğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yapmış olduğu düzenlemeler ve denetlemeler neticesinde olan bir iyileşme. Ve bu sigorta sektörü için de ihtiyaç. Neden? Mali ve özerk bir yapı daha hızlı, daha ihtiyaca yönelik mevzuatları hızlı çıkarabilir. Biz biliyoruz ki içeride aslında iyi niyetle mevzuatla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama bir türlü bu çıkmıyor. Sonuçlanmıyor. Sonuçlanmıyor. Bunun hızla sonuçlanması için sigorta denetleme düzenleme kurumuna ihtiyaç var. Yani sektörü rahatlatacaktır. Kesinlikle ileri götürecektir. En azından bu kadar konferans toplantı yapılıp da sonuç alınmazken bir evet şekilde SDDK artık bundan sonra bağımsız bir yapıda olursa, ki bağımsız olacaktır büyük evet ihtimal BDDK gibi, en azından kararlarını verebilecektir. Evet. Sektöre fayda sağlayacak. İleri götürecektir. Kesinlikle. İleri götürecektir. İnancımız bu. Üstad, son eklemek istediklerin koru sigorta ile ilgili, gelecekle ilgili. Koru sigorta gelecekte karşımıza daha nasıl yeniliklerle çıkacak? Onlardan bahsedebiliriz. Şöyle son 2 dakikamız, ondan sonra yavaş yavaş programı kapatalım. Koru sigorta aslında bahsettiğin gibi bütçe disipliniyle birlikte ne yaptığını bilen, uzman kadrolarla çalışan, yerli, milli, karını sermayeye ekleyerek büyüyen, bu yıl ikinci yarısında da yeniliklerle devam edecek, 2020 yılında gücüne daha fazla güç katacak. Bizim için çünkü 2019 yılı gerçekten önemli bir yıldı ve çok şükür 2019 yılı istediğimiz başarıyla gidiyor. Ve bu başarının 2020 yılında katlanacağını şimdiden söyleyebilirim. 2020 bizim hem hızlanacağımız hem de daha iyi hizmet vereceğimiz bir yıl. Çünkü 2020 yılında kısmetse bu yılın sonunda hatta kendi öz yazılımımızı devreye alıyoruz. Tamamen koru sigortaya ait olan uçtan uca muhasebesinden hasarına, üretiminden restorasyona tüm süreci yazdığımız, şu an testlerle yürüttüğümüz web tabanlı olan hız, teknoloji içeren, birçok içeriği içinde barındıran ve acentemize de büyük katkı sağlayacak yazılımımızla 2020 yılında kendilerine daha hizmet vereceğiz. Daha verimli bir hizmet vermiş olacağız. Kesinlikle. Üstad, çok teşekkür ettim. Aslında zamanımız yetse daha uzadıya konuşalım ama ben de gevezeyim biraz, o yüzden konuştukça sorduğum soruları... Zamanımızı geçtiğini anlamadım açıkçası. Çok teşekkürler, çok keyifli bir sohbetti. İnşallah başka programlarda daha spesifik konuları konuşmaya çalışacağız. Kesinlikle. O zaman daha detaylı konuşabiliriz. Sigorta Haber'den bugünlük bu kadar. Koruş Sigorta Ürün Yönetimi ve Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kasım Yılmaz konuğumuzdu. Üstad'la Koruş Sigorta'yı konuşmaya çalıştık. Tabii ki en başta söylediğimiz gibi denetçi kimliği de var bir taraftan sigorta sektörü içerisinde. O yüzden söylediklerinin hepsi benim için ayrı ayrı önemli. Rakamlarına varana kadar hakim olduğu için sektörün neredeyse.
Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım sizler de keyif almışsınızdır bu sohbetten. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dileriz.